Bir başka vaka daha var seninle konuşmak istediğim. O da Beril Kıvanç Talu. Hı hı. Sen bununla ilgili ifadelere de ulaştın. Bu konuyu da yakından takip ediyorsun. Şimdi burada çok konuşuldu. Hani nispeten medyatik olmalarının da etkisiyle, hı hı, sosyal çevrelerinin de etkisiyle Beril'le Kıvanç'ın bu konu çok konuşuldu. Ama sonra geri döndüler ve aslında... beklendiği kadar da büyük bir şey yaşanmadı. Doğru. Geri dönmeleri de, tutuklanma süreçleri de bayağı ilginç. Yani döndükten bir süre sonra kendileri gidiyorlar, teslim, aynen, oluyorlar. Yurt dışından dönerken Gürcistan'dan yakalanmalarını, gözaltına almalarını gerektirecek bir durum olmadığı çıkıyor ortaya. Ve 150 milyon lira gibi rakamdan bahsedilirken dolandırdıkları, hı, söylenen 8 kişi galiba sadece şikayette bulundu şu ana kadar. Evet, benim de zaten çok şaşırdığım oydu. İlk başta biz Beril ve Kıvanç Talu meselesini konuşmaya başladığımız zaman çok böyle sayıda mağdurdan bahsediyorduk. Ve o mağdurlarla birlikte de işte yaklaşık 150 milyon lira gibi bir para götürülmesinden bahsediyorduk. Ama dosyanın içerisine girdiğimizde, ben de duruşma zaptını sonrasında aldığımda, baktığımda toplamda 8 mağdur var. Ve bu 8 mağdurun da çok ilginç, bir kısmına vaat ettikleri paranın ana parayı ödemişler, faizini ödeyememişler. Yani aslında müşteki olarak mahkemeye başvuran kişiler bize vaat ettiği faizi vermedi diyerek onu talep ediyorlardı. Şimdi tutuklanmasında da 3 kişinin şikayetinden tutuklanıyor. Şimdi bana böyle dosyaya baktığım zaman çok şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı. Birincisi, şimdi yine şikayetçiler vardı. Biz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında yakalama kararı verdi diye tahmin ediyoruz, biliyoruz. Çünkü yurt dışı çıkış yasakları kondu. Genelde mutlaka yurt dışına kaçtıysa ve şikayetçiler de varsa, mağdur olduğunda konuşursa yakalama kararı çıkardı. Şimdi yakalama kararı olan birisi acaba neden Türkiye'ye döndü diye ilk başta düşündük. Bakıyorsunuz ama yakalama kararı yokmuş. 28 Aralık'ta ellerini kollarını sallayarak, ki muhtemelen avukatı UYAP'tan, kendi dosyalarından hani bunu görmüştür, hakkımızda bir yakalama kararı yok diye. Ama yakalama kararı yokken çok rahat bir şekilde Türkiye'ye geliyorlar. 3-4 gün evde geçiriyorlar. Yani yılbaşını ailesiyle, çocuklarıyla birlikte geçiriyorlar. Ve sonrasında da yine emniyeti de arayarak biz teslim olmak istiyoruz diyorlar. Ve gidiyorlar, teslim oluyorlar. Yani o kadar dolandırıcılık haberlerinin yapılması, o kadar yine böyle baktığımız zaman hani yargı, yani yurt dışına kaçtığı iddiaları hani olan çiftin bu şekilde hani gelmesini ben çok şaşırdım. Yani yakalama kararı olmaları gerekiyordu haklarında. Dosyanın içerisine baktığımız zaman böyle hani garip, böyle orada da tam oturmayan noktalar var. Birincisi, yurt dışından neden döndüler? Yani bence bütün herkes onu merak ediyordur. Yurt dışından niye döndüler? Şimdi Gürcistan'da yaşamak zordur. Gürcistan'da paranız varsa yaşarsınız. Gürcistan'da paranızla birlikte orada biraz mafyatik ilişkiler çok gelişmiştir. Çünkü baktığınızda yine çok fazla Türkiye'den hani aranan kişiler, kaçan kişiler hani oraya gitmiştir ve yine aynı şekilde hani kumarhanelerin olduğu yerlerde de mafya çok hakimdir. Şimdi orada yaşamlarını sürdürmelere çok zor. Bir noktasından sonra kaçak hayatına olan kişiler mecbur Türkiye'ye dönerler. Eğer çok ciddi paralarınız yoksa ve çok ciddi bağlantılarınız yoksa, hani orada bir mafyaya sığınacaksınız. Mafya sizi eğer hani korursa yaşarsınız, hiçbir sıkıntı yok. Ama bir mafyaya sığınamıyorsanız o zaman sizi orada kolay kolay barındırmazlar. Ve benim tahmin ettiğimde Talu çifti için hani böyle oldu. Orada yaşam zor. Her geçen gün daha da zorlaşıyor. Orası mı, Türkiye mi? Haklarında da muhtemelen avukatları baktı ki yakalama kararı yok. Bunlar dediler Türkiye'ye dönelim. Belki de tutuklamayacaklarını düşünüyorlardı. Hı hı. O rahatlıkla, çünkü Türkiye'ye geliyorsun ve aynı şekilde hani geliyorsun, savcının ifade karşısına geçiyorsun. Sadece orada biraz hani şaşırdım. Sunulan dosyalarla birlikte biz burada hani ne görüyorduk? İşte Ponzi sistemi, işte, hı, aynı şekilde Talu çifti de Ponzi sistemi dahilinde piyasadaki yakınları dahil olmak üzere birçok kişiyi dolandırdıklarını görüyoruz. Fakat tam bana göre artık bir Ponzi sistemi değil. Şunun için tam bir Ponzi sistemi değil. Evet, bir borç sarmalının içinde. Kıvanç Talu da hani borcu borçla kapatmaya çalışıyorduk diye ifadesi var. Gördüğümüz kadarıyla da öyle. Çünkü aldıkları bazı borçlar var, tefecilerden aldıkları borçlar var. Bu mağdurlar olarak söylemiyorum, başka dosya için. Ve kendilerini yani bir taraftan onu tehdit ediyorlar. Ve orada da birçok dijital platformla görüşmeleri var. Bazı projeler yapmak istiyor, yazışmaları var. Belki o projelerden biri ikisi olmuş olsaydı belki de para kazanacaktı. Belki de buraya kadar hani gitmeyecekti. Ya da evini satması, arabasını satması ve teknesi satması, bunlar da baktığımız zaman var. Hani bir borç ödemeye çalışıyor. Ama işte diyoruz ya, borcu borçla kapatmak bir noktasından sonra aynen Seçil Erzan'da olduğu gibi yürütemiyorsunuz. Bir noktada o sistem patlıyor. Seçil Erzan'da olduğu gibi Talu çiftinde de bu patladı. Patlayınca borç artık hani ödeyemeyecek noktalara geliyor. Çünkü ilk baştaki borçlarına baktığımız zaman, şu an dosya için söylüyorum bunu. Belki başka mağdurlar da çıkacaktır, ona bir şey söyleyeyim. Şu anki mevcut dosya için söylüyorum. Ödedikleri paranın dışında geri kalan bir 4 milyon lira bir borç var. 4 milyon lira aslında baktığımız zaman çok büyük bir rakam değil gibi görünüyor. Ama o 4 milyonluk rakam 10 milyona çıkmış. Hani sürekli borç ala birilerinden 10 milyona çıkmış. Artık ödeyemeyeceklerini düşündükleri yerde de ve tehdit mesajları ve gerçekten de var. O tehdit mesajlarından sonra da çareyi yurt dışına kaçmakta bulmuşlar. Ben mesela dosyada şunu aradım. Hatta bunu dosyayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki isimleri de hani sorduğumda, mesela Portekiz'de işte 1 milyon dolara ev aldıkları konuşuluyordu. Hani o evi sordum. Öyle bir ev yok. Yani Portekiz'de bir ev almamışlar. Portekiz'de bir vatandaşlıkları da söz konusu değil. Çünkü o olmuş olsa sistemde görünüyordu. Öyle bir şey yok. Yani, söylediklerinin en azından bir kısmı gerçek galiba. Ya, bir balon haberler yapıldı hakkımızda diye ifade vermişler. Evet, mesela öyle bir konuşmaları var. Evet, doğru mu? Hani ben de baktım, dosyaya göre söylüyorum. Evet, dosyaya göre baktığımız zaman evet doğru. Çünkü biz 70 böyle mağdurun olduğundan bahsediyorduk. İşte şu kadar alacaklarından bahsediyorduk. Çünkü birçok kişi televizyonun karşısına çıkmıştı. Ben de dolandırıldım diyordu. İşte şu kadar borcum bize oluştu diye söylüyordu. Ama dosyanın içerisine baktığımız zaman 8 mağdurun sadece olması beni şaşırttı. Onu da belirteyim. Şu da olabilir mi bir de peki? Yani tefeciler tabii ki biz de alacaklıyız diye gitmemiş olabilirler ve dışarıda aslında bir şekilde sıralarının gelmesini bekliyor olabilirler mi? Ya her şey olabilir. Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama hani biz şimdi yargılama üzerinden hani baktığımızda, hani ben daha fazla mağdur bekliyordum. Hani 8 mağdur benim için, hani böyle konuştuğumuz dosya için söyleyeyim. Hani Ponzi sistemi dediğimiz hani bir sistem için söyleyeyim. Çok az bir sayı. Ve hani toplamda rakamda hiç öyle 150 milyon lira falan ulaşmayan değilmiş. Yani baktığım zaman yine dediğim gibi hani 10 milyon gibi paradan bahsediyoruz. Ha, bu rakam önümüzdeki günlerde başka mağdurlar çıkar. Hani artar mı? Onu da görmüş olacağız. Fakat şu an UYAP sisteminden bakıldığında diğer adliyeler de dahil olmak üzere 8 mağdur var Talu çiftiyle ilgili. Hani bu da ileriki süreçte banka dekontları da hani ortaya çıktığında, bununla ilgili bir masak raporu gelecek. Banka raporlar ortaya çıktığında eğer böyle kalıyorsa hani çok büyük cezalar almayacaklar anlamına geliyor. Çünkü mağdur üzerine, hani eğer ki mahkeme burada suçlu bulursa ve o suçlu bulduklarında da her dosya için, her mağdur için ayrı ayrı cezalar verirdi. Ama 8 kişi olursa yani çok da yüksek böyle bir cezada almayabilirler.